Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yine Angora Gold serisiyle karşınızdayım. Alize'nin Angora Gold serisi. Somon rengi bir ipim var. Tığımda 4 numara 1.60 milim. Çok güzel yelek modeli yapacağım. Bu tür iplerle kullanırsanız çok güzel yelek, şal, etol yapabileceğiniz gibi yazlık iplerle de yaparsanız yine yazlık yelekler, bluzlar yapabileceğiniz çok güzel bir model, hırka yapabileceğiniz çok güzel bir model yapacağım inşallah. Şöyle ipimizi kenara alalım hanımlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum. Şöyle 11 ve katlarından oluşuyor her bir modelimiz için hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir modelim için hanımlar. Şunu da söylüyorum. Ben sadece model anlatacağım. Siz ne yapacaksınız? Ona göre ölçünüzü ölçersiniz. Ona göre zincirlerinizi çekersiniz. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. Şöyle. Bu kadar benim için yeterli hanımlar. Şöyle. İpimi doladım. İki tane de fazla zincir çektim. İpimi doladım. Hemen ikinciye şöyle batıp çakma trabzan yapıyoruz. İpimi doladım, bir sonrakine battım, çakma trabzan. Bir sonrakine battım, ipimi doluyorum ve hepsini bir seferde çekince çakma trabzan oluyor. Şöyle bir netleştireyim. İpimizi doluyoruz ve tek seferde çekiyoruz. Çakma trabzan dediğimiz bu hanımlar. Hanımlar ben bunu böyle sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapayım. Eğer siz kanalıma henüz abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalımın öne çıkması ve büyümesi emeklerimin karşılığını alabilmem için hanımlar. Şöyle ben bunu bu şekilde sıra sonuna kadar çakma trabzanlarımı yapıp geleyim. Evet hanımlar, trabzanlarımı yaptım, sıra sonuna kadar geldim. Şöyle bir trabzan çekiyorum ve çeviriyorum. Çeviriyorum ilk trabzanımı. Şöyle sık iğne ile ilk trabzana batıyorum. Bir, yandakine battım. İki, bir sonrakine battım. Üç, bir sonrakine battım. Dört, bir sonrakine battım. Beş, altı. Ve 7. 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5'inciye batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5'inciye sık iğne ile batıyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve de 7. 7 tane şöyle 7 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4.
Sefer dördüncüye batıyorum. Pardon, bunu 7 tane zincir yapmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Şöyle battım. Ve bir sonraki zincirime de batıyorum sık iğne olarak hanımlar. Bu şekil. Modelimi çevirdim. İlk sık iğneme sık iğne olarak batıyorum. Yandakine sık iğne olarak battım. İki tane sık iğnem vardı. İkisini sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tam zincirimin böyle alttan girip sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 4, 5 zincir çektim. Bakın hanımlar, 7 tane sık iğnemiz var. İlk baştakine değil, bunu atmıyorum, ikinciye batıyorum, sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve de 5. 7 tane başlamıştık, altını 7 tane kurduk, bir tane buradan eksilttim, bir başta bir başta eksilttik hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirimin içine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir tane atlıyorum. Sık iğnemi ikinciye sık iğne olarak girdim. 1, 2, 3, 4 ve de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Zincirimin içine girdim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. de hep kaçıyor. İlkine değil, ikinciye. Bu şekilde eksiltme yapıyoruz. Kenarda yarım da yapabiliriz hanımlar. Modelimizi yarım modelde yapabiliriz. 4 ve de 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2 zincir çektim. Şöyle sık iğne olarak yine kenardaki sık iğnemize batıyoruz. Şöyle kenara batmak istiyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. 1, ikinciye, birinciye değil, birinci sık iğneye değil, ikinciye sık iğne olarak batıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğnemiz oldu. Yine bir burada, bir buradan eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın hanımlar, şu zincirimizin içine giriyoruz. Şöyle bir sık iğne. Sık iğnemizin içine batıyoruz. Bir sık iğne, 2. Diğer zincirimize giriyoruz. 3. 3 tane sık iğnemiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir ikinci şöyle ahtapot modeli yapıyoruz hanımlar. Bilmiyorum, modelin adını bilmiyorum da ahtapota çok benzettim. Onun için öyle söylemek istedim. Adını bilen varsa yorum olarak da videomun altına, yorum bölümüne yazabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin içine sık iğne olarak. Sık iğnemizin içine 2. Diğer zincirin içine 3 artırmış oluyoruz. Şunu eksiltiyoruz, bunu artırıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir tane atlıyorum, ikinciye şöyle batıyorum sık iğne ile. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyoruz tekrar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirimin içine giriyorum. Şöyle içine giriyorum. Bir sık iğne yaptım. Şunun içine girdim. Bir sık iğne yaptım. Ben burada yarım gül yapacağım hanımlar. Bunu tam yapmıyorum, yarım yapacağım. 1, 2, 3. Şöyle 3 zincir çektim. İpimi doladım. Şöyle küçük bir ikili trabzan yapacağım burada. Çok minik olsun trabzanımız.
Sadece şu kenarını artırma yapıyoruz. Şöyle iç kısmında olan bu tarafa artırma yapmıyoruz. Yarın gül yapacağımız için bunu düz çıkacağız. Şurada artırma yapacağız hanımlar. Bir. Şöyle çeviriyorum. Trabzanımın içine sık iğneyle batıyorum. Hiç zincir çekmeden hanımlar. Bakın trabzanımın tepesine sık iğneyle girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlk sık iğnemin tepesine battım. Zincirimin içine batmıyorum. Sık iğnemin tepesine 1, 2, 3. zincirin içine. Bu tarafa arttırma yapıyoruz. Dış tarafında yapmıyoruz. Yarım gül yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tam ortaya batıyoruz. 3 tane sık iğnemiz var. Ortaya batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirimizin içine girip sık iğnemizi yapıyoruz. 1, sık iğnenin içine bir girdim. 2, 3, 4 ve de 5. 5 tane sık iğnemiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 tane sık iğnemiz var. Tam ortaya batıyoruz. 1 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu zincirimizin içine giriyoruz. Sık iğnelerimizin tepesine tek tek battık. 2, 3, 4 ve diğer zincirin içine giriyorum. 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tam ortaya batıyorum. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şöyle ipimi burada doluyorum. Küçük bir trabzan yapacağım. Minik bir trabzan. Trabzanımız küçük olsun hanımlar. Modelimiz sık iğne olduğu için yani trabzanımız da minik olsun. Şöyle dönüyorum. Zincir çekmeden trabzanımın tepesine sık iğneyle batıyorum. Bu şekil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 8 tane zincir çekelim burada hanımlar. 7 tane ortada, 7 tane olması gerek. Bir tane de şöyle kenarımız olsun diye. Şöyle yine zincirimizin içine girip bir tane sık iğne artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, diğer zincire girdik, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer zincirin içine giriyoruz. Şöyle hanımlar. Bu şekil. Bir tane arttırdım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. iğne zincirin içinden arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer zincirin içine yine giriyoruz. Bir tane sık iğne. 1, 2, burada yarım gölümüz var. 3 ve de 4. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Yine buraya batıp minik bir trabzan yapıyoruz. Trabzanımız küçük olsun hanımlar. Sadece kenarımız düzgün olması için trabzan yapıyoruz. Modelimi çevirdim. Trabzanın tepesine sık iğne ile battım. Bu şekil 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle ilk trabzanımızın tepesine sık iğnemizin tepesine sık iğne. İkinciye sık iğne. Üçüncüye sık iğne. Eksiltme yapıyorum. Artık buraya tek taraf yaptık ya hanımlar. Yarım modelimiz. Bu taraftan eksiltme yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Başa gitmedim. Bir eksiltme yaptım burada. Bakın.
Zincirimizin içine batıp bir sık iğne yapıyoruz tekrar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın sık iğnelerimizin tepesine batıyoruz. Şöyle birinci değil ikinciye. Birinciye atlıyorum hanımlar. Bak buraya değil buraya. Eksiltme yapıyoruz. Her iki taraftan da eksiltme yapıyoruz. 2, 3, 4 ve de 5. 5 tane sık iğnemiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Zincirimin içine battım. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk sık iğnemi değil ikinciye. Birinciye değil hanımlar. Bunu atlıyoruz. İkinciye batıp eksiltme yapıyorum. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir tane şöyle ortaya sık iğne. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. İpimi doladım. Şöyle kenara minik bir trabzan yapıyoruz. Modelimi çevirdim. Sık iğne ile yine trabzanımın tepesine battım. Bu şekil 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğnemin tepesine. Buraya arttırmayacağız hanımlar. Burada da yarım yapacağız bu sefer. Şurada arttıracağız. Burada değil. Kenarda arttırma yapmayacağız. Bu şekil. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğnemiz olacak bu sırada hanımlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirimin içine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum buraya. Sık iğnemin tepesine battım. 2. Diğer zincire battım. 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Birinci değil, ikinci sık iğnemizin tepesine. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirimizin içine giriyoruz. Şöyle sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin tepesine battım. Sık iğne. Diğer zincire girdim. Sık iğne. 3 tane sık iğnemiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir tane buradan eksiltiyoruz. 2 tane sık iğnemiz olacak burada. Yarım model yaptığımız için bu tarafından arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Sadece modelimizin iç kısmında hanımlar. 1, 2, 3, 4, 4 zincir çektim, ipimi doladım. Şöyle ikinci zincire batıp minik bir trabzan yapıyorum. Bu şekil. Modelimi çevirdim, trabzanımın tepesine sık iğne batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ortaya bir tane tek buraya bir tek sık iğne yapıyoruz hanımlar. Bir tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirimizin içine giriyoruz. Artırıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve de 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın şu sık iğnelerimiz 3 tane kaldı. Tam ortaya batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirimizin içine girip burayı artırıyoruz. Burayı bir kapatırken buraya başlıyoruz. Ve modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Bakın çok güzel bir model. Pardon. İp dolamıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve de 5. 1, 2, 3, 4, 5.
3 tane sık iğnemiz var. Tam ortaya batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle zincirimizin içine girip bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve de 3 tane sık iğnemiz oldu kenardan. Bu tarafta arttırmıyoruz hanımlar. Sadece iç kısmında. Dış kısmına değil. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Şöyle ikinci zincirime girip minik bir trabzan yapıyorum. Kenarımızın düzgün gelmesi için bakın. Modelimi iğne çevirip trabzanın tepesine sık iğne ile batıyorum hanımlar. Modelim bu şekil. Artık kendini tekrarlıyor. Kenardaki şöyle yarım yapıyoruz. Kenarımızın düzgün gelmesi için. Tabii ki tam da yapabiliriz. Kenarımız biraz yamuk olabilir. Bu şekilde kenarlarımız düzgün geliyor. Onu söylemek istiyorum. Modelimiz artık kendini tekrarlar. Şöyle. Ben şu sırayı da anlatayım size. Ve modelimi bitireyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen sık iğnemize battık. 1, 2, 3 ve de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 7 zincir yaptım. Şuradan direkmen zincirimin içine. Bakın hanımlar, şunu kuruyoruz. Şu sıradayız. Alt sırasındayız hiç şansına bakarsan. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimin içine girdim. 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer zincirimin içine giriyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Şöyle bakın hanımlar, bu şekil. Buraya ikinci zincirime giriyorum. Burada trabzan yapmayacağım. Bu şekil. Çevirdim. Sık iğnemin içine tekrar sık iğne ile gireyim. Bu şekil girdim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Ve içine girip bir tane şöyle bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir eksiltme yapıyoruz. Birinciye değil ikinciye girip bu şekilde modelimiz devam ediyor hanımlar. Bakın modelimiz çok güzel. Elektrik kesilmişti, geldi. Jeneratör devreden çıktı. Özür dilerim. Modelim bu şekil hanımlar. Çok güzel bir model. Bakın, daha önce yaptım sizin için. Çok şık, çok güzel. Dediğim gibi yazlık iplerle de yaparsanız çok güzel olur. Yazlık olur. Kışlıklarla da mevsimlik de bu şekil yapabilirsiniz. Modelin adını dediğim gibi biliyorsanız yorum kısmına da yazabilirsiniz. Ben ahtapota benzettiğim için ahtapot modeli diyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.